Herkese selamlar dostlar. 1 ve 2 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlarla birlikte ilerleyeceğiz. Herkese bol şanslar. Öncelikle bir raporumuzdan bakalım. 30 Ağustos raporuyla bayram raporu dedik arkadaşlar. Bayram raporunda ideallerimiz çok güzel gitti. 6-7 tane mücadele anlatmıştım zaten. Çoğunun ideali geldi, sadece Destiny United'ın maç sonu biri gelmedi. Onun da oranı 1.90 gibi oran vardı. Yüksek orandan güzel yakaladık. Özellikle Crystal Palace mücadelesinin 1-1 skorunu öyle vurguladım ki videoda zaten görmek mümkün. Son dakikalarda geldi. Sağ olsun KG varımız da 1-1 skorumuz da geldi. Fulham'ın ilk golü gerçekten 2.14 gibi orandan sadece izleyenlerin yapabileceği burada. Yani o Fulham'ı takip edip özellikle kendi evindeki oynadığı iki maçı, hem Liverpool'a karşı hem de Brentford'a karşı ilk yarıdaki o baskıyla gol ikinci yarı geldi. Fakat ben ilk yarı bekliyordum. Ama ilk golü de Brentford tarafından, Fulham tarafından bekliyordum. Başarılı oldu. Southampton maçı da ilk yarıda zaten 3 tane gol oldu. Öyle de bitti. O da böyle biraz şansımıza diyelim. Bir adet skor yarışması yapalım dedim. Skor yarışmamız arkadaşlar Ümraniye ile Trabzonspor mücadelesinin maç skoru. Sizce ne olur? Bilenleri diğer videoda tam açıklayayım. Çünkü katıl Telegram gruplarımız yenilenecek. Onu da belirteyim. Sizler Ümraniye Trabzon maç skorunu yorumlara yazın. Ben diğer videoda hepsini bir açıklayacağım. Bu arada sözü gelmişken söyleyeyim. Katıl Telegram gruplarımız da yenilendi. Topluluk kısmında görmek mümkün arkadaşlar yeni linkleri. Katılanlar zaten o görebilir. Instagram üzerinden gelenler vardı. Onlar da Instagram üzerinden mesaj atarsa katıl Telegram gruplarımızın Eylül gruplarına ekleyelim. Devam edelim. Benfica hezimeti mi diyelim? Kombin önerisimiz vardı 2 tane. Benfica ile bir kombinimiz vardı. Bir de ideal 2 kombinimiz vardı. İdeal 2 kombinimiz de Burnley'in doğrudan galip gelmesiydi. Ve Leicester United maçında ilk yarıdan gelecek 1 goldü. Böyle bir 1.99 gibi bir oran yapıyordu. İdealden kazandık bunu ideal 2'de. İdeal 1'e baktığımız zaman da Inter'in ilk yarı galibiyetini aldım ben burada. Başarılı bir şekilde geldi. Benfica'nın 1.77 gibi orandan her iki yarıda alacağı galibiyeti değerlendirmiştim burada da. Yani Benfica bu gitsin, Benfica'nın istatistiği gelsin. Bakın bazen maçta ciddi anlamda elinde olmayan şeyler olabiliyor. Yani istatistik olarak gösteriyorum fakat maçın özetini izleyin. Neler neler kaçtı. Özellikle Henrique Araújo 2 tane 80'den sonra çok net kaçırdı karşı karşıya. Yani bazen elinde olmayan şeyler oluyor. Benfica'nın pozisyonlarını, direklerini geçtim hadi. Ya Ferreira'nın 2 tane kaleyi bulan şutu var, ikisi de mi gol olur? Yani kalecinin kolu mu yoktur yani? Maçı da izledim. Vladimos zaten bir tanesini utanmasa orta sahadan yedi. Gerçekten bazen elimizde olmayan şeyler olduğunu da bu şekilde görmek. Futbol zaten bunlarla güzel de yani burada şansımız yaver gitmedi diyelim. Hatta yüksek misli gelsin ekrana. Avrupa için yüksek misli yapmıştım. 3 tane takımın atacağı golü aldım. Burnley'in, Coast Park Rangers'ın, bir de Leicester United'ın atacağı golleri aldım. 1.67 gibi orandan Avrupa için yüksek misli olarak önerdim. Yüksek güvence olarak da Benfica maçının handikapını önerdim ben burada. Yani maçı izledim, kanser oldum yani. Araújo'nun kaçırdığı o pozisyon nereye? Telefonu falan fırlattım, izliyordum bu şekilde. Cidden kanser olduk. Velhasıl kelam 8 maçımız var. İsterseniz direkt başlayalım. Biraz da hızlı gideyim. Atalanta-Torino mücadelesiyle devam edelim. Atalanta takımı bu sezon çok gol, o hani 2 sezon önce iddiacının dostu Atalanta yok artık. Yani çok gollü maçlar oynuyordu. Artık o gollü maçlardan biraz daha uzak. Takımın burada biraz daha değişmesi vesaire derken, Zapata'nın sakatlanması, sakatlıktan dönmesi derken takım tam oturmadı aslında. Oturmadı demek şey olmaz, o golcü kimliğine bürünemedi. Kendi evinde burada Torino'ya karşı oynayacaklar. Mutlaka etkin bir oyun oynayacaklardır Atalanta kendi evinde. Hücumu da benimseyecektir burada. Atalanta'nın golünü ben zaten idealden bir aldım. Önemli olan burada Torino'nu atabilir mi onu düşünmek. Torino'nun son maçlarına baktığımız zaman özellikle son maçında Radonjic'i bir izleyin. Bir gol bir asist yaptı sanırım son maçta. Birçok pozisyona girdi ve arkadaşlara da o kadar pozisyona sokmaya çalıştı. Vlasic, Sanabria, Radonjic gibi isimlerle birlikte özellikle sağ kanatta Singo geçen sezon çok etkiliydi. Fakat şu an ilk maçlarda pek etkili olamadı Singo. Fakat oynamaya devam ediyor. Ben Radonjic ismine biraz dikkat edin diyorum. Hatta Atalanta maçında Torino'nun bir golünü atarsa 1 veya 2 bekliyorum. Belki sürpriz 2 olur da 1 golünü bekliyorum. Golün ismi Radonjic olabilir. Onu söyleyeyim sizlere. Onun dışında KG var tercihimiz. Burada idealdir. 1.54 gibi orandan. Skor beklentimi de söyleyeyim. Ona göre kendiniz de belki değerlendirme yapabilirsiniz. 2-1'lik bir Atalanta galibiyeti de bu maçta çıkabilir. Geçtim ikinci maçıma. Bologna ile Salernitana mücadelesi. Şimdi Bologna takımı henüz daha tam kemik kombinini çıkartamadı. Notlarımı da öyle yazmışım. Kadro tam oturmadı. Mesela örnek vermek gerekirse
Musa Barov mesela son maçta oynadı, ilk 11'de çıktı. Ondan önceki iki maçta mesela oynamadı. Geçen sezonun en önemli isimlerinden bir tanesi. Soriano mesela önceki iki maçta, üç maçta oynadı, son mücadelesinde oynamadı. Böyle birkaç oyuncuyu da Torino'nun teknik adamı deniyor arkadaşlar. Pardon, Bologna'nın teknik adamı deniyor. Burada Salernitana'ya baktığımız zaman da maçlarını izledik. Son maçında 4-0'lık bir Sampdoria galibiyeti aldı. Fakat aldıkları galibiyete baktığımız zaman da Sampdoria çok zayıf düştü. Kalesinde Salernitana pozisyon verdi. Onun dışında ilk mücadelesinde Roma maçında mesela çok pozisyonlar verdi. Udinese maçında da keza öyleydi. Burada ben Bologna'nın galibiyetini bekliyorum. Tarafa gidiyorum fakat 1.66 gibi oranı var. 1.66 gibi orandan doğrudan bir Mazzoni bir idealden alabiliriz. Yüksek orandan da ben burada Bologna takımının iki farklı, yani iki farklı derken iki gol atarak kazanmasını bekliyorum. 1.98'de bunun oranı var. Riske gitmek isteyen taraflar burada 1 ve 1.5 üst yaparaktan da Bologna'nın ikinci golünü de bekleyerekten de galibiyeti uzanmasını 1.98 gibi orandan alabiliriz diye düşündüm. Geçtim diğer maçıma. Leicester United ile Manchester United mücadelesi. Leicester City ile. Var bugün bende bir şeyler de hayırlısı. Maddison arkadaşlar son maçta darbeye bağlı bir sakatlığı vardı. Oynamamıştı. Bu maçta muhtemelen Maddison oynayacak. İdeal ilk 11'e yazmışlar. Onun dışında Vardy takımı sırtlıyor. Son Chelsea mücadelesinde mesela özellikle ikinci yarı dakika 47'de gol yedi. Sterling'in golü gelmişti. Ondan sonra inanılmaz bir Leicester City baskısı vardı. Pozisyonlara girdi. Vardy'nin kaçırdığı iki tane net gol pozisyonu da olduğunu belirtelim. Vardy yani o maçta takımı sırtlamaya çalıştı. Bir tane de gol attı sanırım. Golü o atmıştı. Velhasıl kelam, bu maçta ve kazanamayan bir Leicester City var. Burada etkin bir oyun oynayaraktan da ben Leicester City'nin burada bir sürpriz yapmasından ziyade bir gol bulması bence idealden alınabilir. Onun dışında United tarafına baktığımız zaman da son maçta galip geldi Southampton'a karşı. Takım savunmasını çok iyi yaptı. Maçı izleyenler varsa görmüştür. Southampton takımına çok net gol pozisyonu tanımadı yani. O takım savunmasını gerçekten iyi yapan bir United takımı vardı son maçta. Casemiro da bu maçta muhtemelen ilk 11 olacak. Antony'yi transfer ettiler 100 milyon euroya. 100 milyon euro veya sterlin hiç fark etmez. 100 milyonu aldılar işte. Bu maçta oynamayacak zaten muhtemelen. Daha takım sadece Antony'nin antrenmanlara çıktığını bile paylaşmadı. Velhasıl kelam. Burada idealden bir KG var alınabilir. 1.41 gibi orandan. Tek ideal tercih olarak geçilebilir bence bu karşılaşma. Ayın ikisine geçelim. Videomuza like atmayı unutmayın. Ayın ikisinden devam edelim. Heidenheim'la Düsseldorf mücadelesi. Biraz hızlı geçeyim bu mücadeleyi. Şimdi her iki takım da eli yüzü düzgün takım derler ya. Bundesliga'nın eli yüzü iki takım. Eli yüzü iki takımı karşı karşıya geliyor. Ve şöyle önemli bir dipnot vereyim. Her iki takım da oynamayı seven iki takım. Yani maçlarına bakın, gollü pozisyon veriyor, atmaya çalışıyor. Oynamayı seven iki takım karşı karşıya geliyor. Oranı da güzel. Mesela Braunschweig mücadelesini almadım. Çünkü kazma bir takım. Atar atamaz belli olmaz. Bu maçı tercih ettim. Eli yüzü iki takım, oynamayı seven iki takım karşılıklı atacak golleri 1.46'dan ideale konulabilir. Geçtim. Ümraniye Trabzon mücadelesi. Şimdi Trabzon'a 1.47 oran vermişler. Burada da Cornelius arkadaşlar takımdan ayrıldı. Neden ayrıldı? Kopenhag zaten, yani neden ayrıldı diye bir şey yok da. Kopenhag bu sezon az önce diyeyim, hatta dün mü bugün mü her neyse, web sitesinde Cornelius'la anlaşmaya sağlandı. Trabzon işte oyuncu bugün Kopenhag'a gelecek, sağlık kontrollerinden geçecek tarzında açıklaması vardı Kopenhag takımının. Abdülkadir Ömür'e tepkiler var. Oynamak istemiyor mu? Takımına tepki veriyor. Bunu geçtim. Aynı şekilde Bakisetas da öyle. Oyuncuya tepkiler var. O da oynamak istemiyor mu? Oynamak istemiyor mu? Derbi performansı zaten Trabzon'un çok kötüydü. Yani Akyazı'da ben daha iyi bir performans beklerdim. Topu Galatasaray oynadı ama golü de bulamadı. 0-0 bitti. Ümraniye tarafına baktığımız zaman da onlar henüz daha galibiyete uzanamadı. Pozisyona giriyor fakat pozisyonları kaçırmaya devam ediyor. Bu maçta gol atabilirler mi? Böyle kötü demeyelim de Trabzon ölüsü Ümraniye yener de. Sorunları olan bir Trabzonspor var. Onlara karşı gol atabilir. Fakat ben mücadeleden çok gollü maç beklemiyorum. 3.5 altın oranı şu an 1.31. Bu oran daha düşecektir mutlaka. 1.31 gibi orandan şimdi idealden erken izleyenler olabilir. Onun dışında gol tercih olaraktan da toplam gol aralığı yine aynı Chelsea mücadelesi gibi 2-3 gol bandında kalabilir. 2-3 gol tercihin oranı da 1.84 gibi orandan, yüksek orandan alabilirsiniz. Benfica Vizela mücadelesi. Dedim ya, Benfica'nın daha yeni maçını izledim. Daha dün oynadı bu takım. Tekrar maça oynayacak. Yorgun olabilir mi? Bir nevi zaten 2 gün önce yorgun oynadı. Tekrar mücadeleye geçecekler. Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz diye baktığım zaman da ben Benfica'nın burada galip gelmesini beklerim. Fakat
Maç temposu bakın bir haftada neredeyse 3. maç olacak. 10 günde 3. maç olacak ligde oynadı. Takım makine gibi işlese de bu mücadelede ben bir 4.5 altında Benfica galibiyeti beklerim. Çünkü belirli bir dakikadan sonra son maçta da mesela 3-1'den sonra vitesi çok inanılmaz düşürdü. Hatta çok güzel aklıma geldi. Bu oranı da deneyelim. Şimdi şuradan bulabilirsem. 2.82 oranı var bakın. Notlarımı aldım da şu an aklıma geldi bu oran. Şurada 2.82'lik bir oran var. En çok gol birinci yarım. Ne dersiniz? Bence gider. Çünkü ikinci yarı Benfica vitesi çok düşürdü. Hatta ben de notlarımı alayım. En çok gol birinci yarı. Notlarımı aldım. En çok golle birinci yarı çıkabilir. Benfica'nın burada 4.5 altında kazanması 1.44 gibi orandan alınabilir. Diğer maçım Dortmund'la Hoffenheim mücadelesi. Maçın zaten gollü geçmesi muhtemel. Hoffenheim deplasmanlarda çok başarılı. Özellikle son Leverkusen mücadelesinde görmüşsünüzdür. İki takım da pozisyonlara girmek çok... Yani bu maçta KG var mı söyleyelim. 1.29 oranı var. O yüzden şöyle bir tercihe gidelim. İlk yarıdan gelecek 2 gol diyelim. En azından oran riske değsin. Dortmund son maçında inanılmaz pozisyonlar harcadı. Özellikle Bellingham. Maçı kazandılar da ya kazanmasa o maç tamamen Bellingham'a yazardı. Ben burada da riske gittim. Yani başka en azından gelecekse böyle gelsin. Yatarsa da 1.80 oran gitsin diyorum. İlk yarı 1.5 üst. Potansiyelli bir mücadele zaten. 2-2, 3-2 skor beklentisi var. İlk yarı 1.5 üstü alabiliriz diyerekten geçtim. Son mücadelem Sporting Lisbon'la Estoril mücadelesi. Burada ben Lisbon tarafındayım. Düşük skorla Lisbon galibiyeti bekliyorum. 4.5 altında, 3.5 altında 2 tarzında tercihler yapabiliriz. 4.5 altında 2 yaparsanız 1.56 gibi orandan. Çünkü 2 sezon, 2 maçtır yenilen bir Sporting Lisbon takımı var. Estoril ile oynayacaklar Lisbon'a göre. Zaten zayıf bir takım. Yani bu maçta Lisbon artık kefeni yırtma maçı. Yani şampiyonluk istiyorsa bu tür maçlarda puan kaybı yapmaması lazım. 4.5 altında 2 yapılabilir. Onun dışında 1.95 gibi orandan da 3.5 altıda yapılabilir güzel orandan. İdeallerim yüksek oranlarım bu şekildeydi. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bol şanslar. Seviliyorsunuz.